Bey? Akın Bey? Akın Bey. Gene bana kalmış hafta sonu nöbeti ha. Git sor bakalım Ali'ye Beca iş yapar mı? Efendim? Kemal, benim Mahir. Yasin yok mu? Yok abi, o da sana bakmaya çıktı. Kemal, bu Akın hakim. Beni aramıştı. Tehdit eden kişiyi bulmuş. Buluşalım dedi. Söylediği yere geldim. Adam ölmüş. Abi sen adresi ver bana. Hemen ekipi oluyorum. Ay yetişemedim oğlum. Olsun anacığım. Tarhana mı kokuyor? Mahir, önce sen bir Songül'e baksan. Ne oldu? Bir şey var ama anlatmıyor. Kapadı kendini. Abim de abim diyor. Abi. Songül ne oldu? Abi çok korkuyorum. Anlat bakayım ne var? Yasin öldüreceklermiş. Dur abicim bir sakin ol. Nereden çıktı bu? Kim dedi? Kim öldürecekmiş? Osman abisinden öğrenmiş. Karar mı çıkmış? Bir şey olmuş. Ben hiçbir şey anlamadım. Yasin'le Osman konuşurken duydum. Gel buraya. Tamam. Sen şimdi sakin ol. Sakin ol. Tamam mı abiciğim? Ben bir gidip Yasin'le görüşeyim. Kimseye bir şey olmayacak. Tamam mı? Hadi alalım. İçmeyecek misin? Nasipliymiş anne sonra. Neymiş derdi? Bir gideyim öğrenirim anlatırım. Acelem var şimdi. Ha Kemal. Yasin burada mı? Burada abi. Odasında mı? Yok aşağıda. Sen geç ben çağırırım. Tamam. Abi. Hoş bulduk. Meşguldün herhalde. Ha,
küçük bir itiraf meselesi. Benim bilmem gereken ne? Belli ki sen zaten öğrenmişsin. Bir de senden dinleyeyim. Osman'dan duydum. Abisi söylemiş, Necdet. Abiler toplanmış, beni ortadan kaldırmaya karar vermişler. Doğru yani. O gün benim mekanı basıp tarayan da onlarmış. Biz değil miymiş size de? Kötü bir tesadüf sadece. Şimdi ne olacak? Kim aldırmış kararı? Biz de boş durmadık. Devletin polisini ortadan kaldırmak öyle kolay mı? Ne tanık var ne şüpheli. Adam gelmiş kahve içmiş. Sonra da vefat etmiş. Doktor rapor vermedi. Ben de görüşünü sordum. Kalpten gitmiş gibi dedi. Abi sen kimseyi gördün mü girerken çıkarken? Görsem ne Yasin? Tanımıyorum ki adamları. Adam bana telefon açıp gerçeği itiraf edeceği zaman mı kalbi durdu? Böyle tesadüf olur mu? Adam tehdit edildiğini kabul etmiş. Belki heyecanlandı ve kalbi... Tamam, küçük de olsa bu da bir ihtimal ama. Ben eminim. Her türlü yolumu kapamaya çalışıyorlar. Bak gör, yarın da Turgut'un mahkemesi var. Onu da serbest bırakacaklar. Elimde bir tek o kaldı. Babamı kurtarmanın yolu Turgut. Korkutma beni Mahir. Ben de korkuyorum Yasin. Babamın idam edilmesinden köpek gibi korkuyorum. Hünseri, hazırız. Sonra görüşürüz abi. Kemal, yılan alması işine yarar mı yaramaz mı bilmiyorum ama sen hep yanımda ol. Gözün üstünde olsun. Sen merak etme abi. Ben yanındayım. Hadi kolay gelsin. Haline tavrına baksana Feride. Nasıl da rahat. Ben geleceğinden emindim. Ben de bilhassa aramadım seni. Bu acılı halinde bir de bu şerefsizin meymenetsiz suratını görme diye. Sen neden bu kadar umutsuzsun Mahir? Belki de buradan gülerek çıkacağız. O duruşma salonundan suratı pişmiş kelle gibi çıkacak tek kişi Turgut. Hatta ona burada alkış tutacaklar. Kahraman sayacaklar. Benim babam idam edilecek. Asıl suçlu elini kolunu sallaya sallaya çıkacak. İçeri girelim mi? İnsanlar ayıplarıyla gurur duyarken biz neden sevdamızdan utanalım?
İyi misin? Annenler nasıl? Nasıl olsunlar? Neşe? En kötümüz o. Babasını çok özlüyor. Ve benim elimde hiçbir şey gelmiyor. Çok çaresizim. Melih mektup bırakmış. Öyle mi? Ne yazmış? Karısının acısına dayanamadım. Bu ihtimali hep aklımdan geçirmiştim ama kabullenmek istememiştim. Şimdi içim bomboş. Kalbim her zamankinden daha çok yanıyor. Ben nasıl körmüşüm? Kardeşim yere düşerken onu tutup kaldıramadım. Kendini suçlamayı bırak artık Sevda. İnsan durduk yere canına kıymayı düşünmez. Belli ki kaldıramayacağı bir yükmüş. Senin de elinden bir şey gelmez. Sabah şefleriniz hayırlı olsun. Oo, sen de mi geldin cancağızım? Kadim dostum benim. Endişe etme. Bugün hak yerini bulacak. Oo, mesai arkadaşlarım da buradaymış. Tabii bu duruşma kaçmaz. Nihayetinde özgür kalacağım. Feride'ciğim, nasıl bedbahtım anlatamam. Melih'i kaybetmişiz. Yazık. Gencecik zat. Ölüm ona hiç yakışmadı. Oysaki bir basın neferi olarak vatana daha ne vazifeler yapacaktı. Melih son vazifesinde seni dar ağacına taşıdı. Duruşmaya zor yetiştirdiğimiz delili bana Melih verdi. Bak sen, vicdan yıkama. Eksantrik. Beyefendi görmüyor musunuz? Adam kahvehaneye çevirdi burayı. Kızma Feride'ciğim. Kızma, birazdan hepimiz sevineceğiz. Bitsin şu terane. Üçümüz birlikte Boğaz'da bir balıkçıya gideriz. Kutlama yaparız. Ne dersiniz? Dön önüne Turgut. Sana tanıyor musun? Beyefendi, tanıyorum. Sizin hastaneden bir ceset aldığı iddia edilmekte. Doğrudur. Savcı kimliğini kullanarak yanılttı bizi. Merhumun yakını olduğunu söyledi. İnsan önünü ardını sormaz mı? Ne diye verdiniz cesedi? Yazık. Merhumun ailesi de mağdur olmuş. Koskoca savcı. Yalan söylemez dedik. Tamam. Yerine geç. Savcılık makamına esas hakkındaki son mütalası soruldu. Savcı Bey. Dosyadaki mevcut deliller ve tanıkların ifadelerine istinaden sanık Turgut Akın'ın karısını canavarca birisiyle öldürmesi ve suçu gizlemek amacıyla planlayarak kaza süsü vermesi sebebiyle Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idamını talep ediyoruz. Savcılık makamı sanık hakkında idam talep ettiler. Sana son sözü soruldu. Evet. Ne diyorsun? Efendim ben adaletinize sığındım. Size güvenim hudutsuz kere hudutsuz. Hakim Bey.
Suçlu değilim. Karımı ben öldürmedim. Hala yas evresindeyken bu çektiklerim bana yeteri kadar ağır oldu. Beraatimi talep ediyorum. Sanık suçsuzum, beraatimi talep ediyorum dedi. Dosya incelendi. Yargılamaya son verildi. Gereği düşünüldü. Sanık Turgut Akın'ın hafifletici hiçbir sebep olmaksızın adam öldürme suçu sabit görüldüğünden ölüm cezası ile cezalandırılmasına. Karar mahkumun yüzüne okundu. Turgut Akın, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmeye ilişkin ilgili maddeleri gereği hakkında idam cezası verilmiştir. Rica ediyorum, konuş, bir şey söyle. Neredeyse Turgut'un kararını üzüldüğünü düşüneceğim. Serra'nın kanı yerde kalmadığı için tabii ki memnunum. Adliye koridorlarında hala işlerini yapan insanlar var diye düşünmek istiyorum. Ne demek düşünmek istiyorum? Bugünkü duruşma en iyi netice değil mi zaten? Mahir, ne geçiyor aklından? Kerpetenle mi laf alacağım ağzından? Niyetim seni kızdırmak değil Feridem. Aklım karıştı. İçimden bir ses, bir terslik var diyor. Turgut çok emindi. Elini kolunu sallayarak çıkacağını biliyordu. Nasıl şaşırdı görmedin mi? Resmen dondu. Ne geçiyor peki aklında? Bunlar ciddi savlar. Belki de bir oyun, bilemedim. Öğrenmem gerek. Eğer Turgut Süleyman Savcı'yı öldürdüğünü itiraf etmezse zaten adalet tam olarak yerini bulmuş olmaz. Babamı hala katil sayarlar, daracına çıkartırlar. Biliyorum. Biliyorum, haklısın ama ne yapacağız? Bunlar aylardır konuşup bir arpa boyu yol alamadığımız mevzular Mahir. Turgut'un katil olduğunu bir tek biz biliyoruz. Elimizde ne bir kanıt kaldı ne de bir tanık. Şimdi Turgut'u konuşturmanın belki de tam vaktidir. Artık onu da kaybedecek bir şey kalmadı. Çok da emin olmayalım. Sadece bizi mutsuz etmek için bile ağzını mühürleyebilir Turgut. Ben bir Turgut'u göreceğim. Tamam, ben de geleceğim. Aa, yok, gelemem. Neşe'yi okuldan almam lazım. Tamam, sen bekletme Neşe'yi. Tamam. Ne öğrenirsen konuşalım, mütalaa edelim. Belki satır aralarından bir şey çıkartabiliriz. Merak etme. İnşallah bu adam insafa gelir. İnşallah kader bu kez bizim yüzümüze güler. İnşallah Sevda. İnşallah.